Arkadaşlar merhaba bugün size çok gündemde Anayasa nasıl değiştirilir, Anayasa değişikliği nasıl yapılır, Anayasa değişikliği yapılması için gereken çoğunluklar var mıdır, varsa ne kadardır? Evet yani canlı yayın yapıyoruz canlı yayınlarımıza katılım olursa çok daha iyi olur bu şekilde geçen hafta hatırlarsanız bir tarih konuşması yapmıştık. Bugün vatandaşlık konuşması yapacağız. Bu gündemde olduğu için anayasa nasıl değiştirilir? Bu bilgiyi vereceğim size. biliyorsunuz bu konuda iki tane parti uzlaşmış durumda şu an itibarıyla. Ama hani bu önümüzdeki süreçte bu partilerin sevgili arkadaşlar anayasa değişikliğini daha çok gündeme meşgul edeceğini görüyoruz. Ki bilmekte fayda var. Hem Hani genel kültür açısından hem KPSS sınavını hazırlanan arkadaşlar açısından bilinmesinde gayet faydalı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden size bu konuda bir konuşma yapacağız. Yani Anayasa nasıl değişir bunu bileceğiz. Yani gündemde iki parti birleşti bu konuyla ilgili olarak yani birleşti derken anlaştı, mutabakat sağlandı. Şimdi. Tabii bu konuşmalarımız arkadaşlar 1982 anayasası için geçerli bir şey. Yani 1982 anayasasında anayasa değişikliği hakkında bilgiler vereceğiz size. Ki anayasa değişikliği bu şekilde. Yani anayasanın tamamı değişmiyor. Belirli maddeler değişiyor. Şimdi öncelikli olarak anayasa değişiklik teklifinin yapılabilmesi için meclis üye tam sayısının 3'te 1'i oranında sevgili arkadaşlar bir ...yazılı önerge gerekiyor. Meclis üye tam sayısı arkadaşlar... ...550 milletvekilidir. Meclis üye tam sayısı... ...550 milletvekilidir. Şimdi... ...üye tam sayısının... ...3'te biri ...186 milletvekili yapar. Dolayısıyla... ...en az sevgili arkadaşlar... ...bu kadar milletvekili neye gerekiyor? Yazılı bir önergesi gerekiyor. Tamam, problem yok. Öncelikli olarak sevgili arkadaşlar üye tam sayısının üçte bir oranında bir yazılı önerge lazım bize. İki parti anlaştı dedik. Evet. Peki daha sonra ne gerekiyor? Daha sonra sevgili arkadaşlar bu yazılı önerge anayasa değişikliğin hangi maddeleri olacağını ve nasıl yapılacağı konusunda meclis başkanlık e, komisyonuna sunuluyor. Meclis başkanlık divanına daha sonra komisyona. Anayasa komisyonu sevgili arkadaşlar e, inceliyor bu teklifi en az 40 gün en fazla 40 gün inceleme şeyi var komisyonu daha sonra sevgili arkadaşlar bu anayasa değişiklik teklifi meclis başkanlığı tarafından ya da meclis başkanlık divanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduktan sonra da mecliste görüşmeler başlıyor. Yani farkındasınızdır. Bu bir süreç arkadaşlar. Bir an yani bir süreç sonrasında bu değişiklik gerçekleştiriliyor. Şimdi diyelim ki e, Anayasa Anayasa değişikliği Meclise geldi. Üzerine konuşmalar yapılacak arkadaşlar. Önce bir konuşmalar yapılacak. E, herkes fikrini beyan edecek. Bu konuşmalar e, öncelikli olarak iki aşamalı. İlk aşamada ilk aşamada işte partiler, milletvekilleri vesaire anayasa değişikliği hakkında görüşlerini belirtecek. Daha sonra sevgili arkadaşlar bu anayasa değişikliği ile ilgili olarak ikinci görüşmelere geçmeden önce orada bir ara verilecek görüşmelere. Şimdi burası önemli. Tekrar söylüyorum. Anayasa değişikliği hazırlandı. Hazırlandıktan sonra sevgili arkadaşlar meclise sunuldu. Meclise sunulmadan önce komisyona geldi. Komisyon incelemelerde bulundu. Daha sonra ne oldu? Meclise sunuldu. Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Başkanlığı aracılığıyla üzerinde görüşmeler yapıldı. Görüşmeler yapıldıktan sonra arada bir süre olacak. Biz bu süreye ne diyoruz? Serinleme süresi diyoruz. Serinleme süresi olacak. Ha bu arada sorularınız varsa sevgili arkadaşlar sorabilirsiniz. Serinleme süresi ki 48 saat dediğimiz bu bir sevgili arkadaşlar ikinci görüşmelere geçmeden önce yapılacak olan bir e, serinleme. Daha sonra ikinci görüşmelere geçilecek iki tam gün geçtikten sonra 48 saat geçtikten sonra ikinci görüşmelerde sevgili arkadaşlar anayasa değişikliğinin kabulü için oylama yapılacak. Bakın ilk görüşmelerde oylama yok, arada bir süre var, ikinci görüşmelere geçiliyor ve oylama ikinci görüşmelerde. İkinci görüşmelerde oylama, bu arada çay içiyorum. İkinci görüşmelerde sevgili arkadaşlar konuşmalar yine yapıldıktan sonra oylamaya geçilecek. Tabi anayasa değişikliği olduğu için oylama gizli. Gizli oylama yapılacak. Ve bu oylama sonrasında bu oylama sonrasında sevgili arkadaşlar biz kabul oranına bakacağız. Şimdi elimizde burada iki rakam var. Bir 330 bir 367 meclis üye tam sayısını sevgili arkadaşlar 5'te 3'ü 3'te 2'si meclis üye tam sayısı kaçtı? 550 milletvekiliydi. 550 milletvekilinin sevgili arkadaşlar 5'te 3'ü ile 3'te 2'si arasında bir kabul olursa yani 330'da 367 arasında kabul etmiş milletvekilleri ve bu şekilde sevgili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'na gönderilirse teklif. Bakın tekrar söylüyorum. Anayasa değişikliği yapıldı, oylama yapıldı ee, ve bu oylamada kabul oranı 330 ile 367 arasındaysa, yani 330'dan az olmayacak, 367'den fazla olmayacak bu aradaysa ve e, bunun yani onaylanması için e, Cumhurbaşkanı'na geldiyse ne yapılacak? Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanı bir kere böyle bir durumda anayasa değişikliğini onaylayıp resmi gazetede yayınlayamaz. Peki ne yapacak? Referanduma sunacak. Şimdi, bu referandum ne? Bu referandum sevgili arkadaşlar, halka sorulacak. Kardeşim, anayasa değişikliğini yaptı meclis. Siz bu anayasa değişikliğini kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Anayasa değişikliğinin kabul edilip edilmemesi yönünde 330 ile 367 arasında bir kabul oranı varsa buradaki sayılar tabii milletvekilleri sayıları varsa mutlak suretle sevgili arkadaşlar referanduma sunulması şarttır. Bunu bilelim. Yani referanduma sunulacak. Başka çaresi yok. Halk oylamasına sunulacak. Halk oylaması sonucu işte neyi geçti arkadaşlar? E, Saat çoğunluğu geçti diyelim. Yani katılımları, o katılan kişilerin yarısını bir fazlasını geçti. Geçerli oy. Ve bu şekilde sevgili arkadaşlar referandumla kabul edilirse o zaman Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Onaylıyor. Resmi gazetede yayınlıyor ve anayasa değişikliği kabul edilmiş oluyor. Tekrar söylüyorum. Anayasa değişikliği ile ilgili olarak arkadaşlar nitelikli çoğunluklar gerekir. Ve nitelikli nitelikli e, çoğunlukların içinde sevgili arkadaşlar ne gerekir? Nitelikli çoğunluklar içinde dediğimiz gibi e, bizim Bilmemiz gereken bazı sayılar var. Bu sayılardan birincisi tekrar söylüyorum 330. Meclis üye tam sayısının 5'te 3'ü, bir diğeri sevgili arkadaşlar 367, meclis üye tam sayısının 3'te 2'si. İşte bu şekilde kabul edilirse o zaman referanduma sunulmak şarttır. Anayasada böyle yazar. Ve sonucunda halk belirler. Hocam Peki anayasa değişikliği 367 milletvekili ya da daha fazlasıyla kabul edilmişse? O zaman arkadaşlar 367 daha fazlasıyla kabul edilmişse Cumhurbaşkanı illaki bunu referanduma sunacaktır diye bir şart yok. Peki ne yapması lazım Cumhurbaşkanı'nın? Cumhurbaşkanı'nın sevgili arkadaşlar yapacağı şey çok basit. Onaylayacak, resmi gazetede yayınlayacak ve bu şekilde anayasa değişikliği yürürlüğe girmiş olacak. Tekrar söylüyorum. Eğer 367 ya de daha fazlası kabul etmişse o zaman sevgili arkadaşlar o zaman ne yapılacak? O zaman Cumhurbaşkanı referanduma sunma zorunluluğu yok. Onaylar ve bu şekilde yürürlüğe girer. Ee, arkadaşlar anayasa değişikliği hakkında dava açılabilir mi? Şimdi bu konudan biraz bahsedelim. Anayasa değişikliği hakkında dava açılabilir arkadaşlar. Bu dava anayasa mahkemesine açılacak. Anayasa Mahkemesi'ne anayasa değişikliğinin iptali için davayı ya Cumhurbaşkanı açabilir ya da üye tam sayısını sevgili arkadaşlar işte 110 milletvekili ne yapar o da? Onda bir mi yapar? 550'nin yüzde onu gibi. Onda bir yani 110 milletvekili sevgili arkadaşlar ya da Cumhurbaşkanı ne yapabiliyor? Burada Dava açabiliyor. Anayasa mahkemesine dava açılıyor. Yalnız arkadaşlar anayasa değişikliğinin iptali için e, dava e, açılması e, bazı koşullara bağlanmıştır. Şunu söylemek istiyorum. Burada dava ancak anayasa değişikliğinin şekli yönüyle açılabilir. Esastan bir dava açma durumu söz konusu değildir. Ne yani hocam? Yani şekil derken neyi kastediyoruz arkadaşlar? İşte anayasa değişikliği için yeterli çoğunluk sağlanmış mı? Meclis görüşmeleri sırasında bu çoğunlukla görüşmeler yapılmış mı? Belirli alanlarda işte o aralar verilmiş mi? Daha sonra bu görüşmelerde yeterli çoğunluğa ulaşılmış mı? İşte gizli bir şekilde yapılmış mı? Vesaire gibi. Yani o anayasa değişikliğinin uygulama şemasına göre yapılmış mı? Anayasa. İşte bu şekilde sevgili arkadaşlar ne yapılır? Anayasa değişikliği yapılır. Referandum arkadaşlar bizde halk oylaması yani istişare bir şekilde yani kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz şeklindedir. Anayasa değişiklikleri için referandum yapılır Türkiye'de. Türkiye'de sevgili arkadaşlar şu ana kadar yani şu günümüze kadar 6 defa referandum yapıldı. Bunlardan birincisi 1961 Anayasası'nın kabulü sırasında yapılan referandum. Bir diğeri arkadaşlar 1982 anayasasının kabulü sırasında yapılan referandum. Bir diğeri sevgili arkadaşlar 1987 1988 yıllarında üst üste iki defa referandum yapıldı. Bir diğeri 2007'de Cumhurbaşkanlığı'nın bak bu önemlidir 2007 referandumu. Cumhurbaşkanlığı sevgili arkadaşlar halk tarafından seçilip seçilmemesi konusunda yapılan referandumdur. 2007 referandumu. Burada dikkat etmekte fayda var. Çünkü hani bu anayasa günümüzde gündemde olan bu anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın seçimiyle ilgili bazı düzenlemelerde olduğu için 2007'dir arkadaşlar ilk kez cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir hükmünün gelmesi anayasamıza 1982 anayasasını 2007 değişikliğiyledir. Bu arada arkadaşlar alttan yazılar geliyor görüyorum. Teşekkür ederim herkese. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. En çok beğenilen canlı video oldu. Teşekkür ediyorum herkese. Sevgili arkadaşlar saygıyla selamlıyorum. Her neyse en sonki yapılan arkadaşlar anayasa değişikliğimiz 2010'du. 2010 anayasa değişikliği yapıldı referandum sonrasında. Tekrar sayıyorum. 1961 anayasa değişikliği. 1982 anayasanın kabulü. 61 de tabii ki yine aynı şekilde anayasanın kabulü. 1987 1988, 2007, 2010 sevgili arkadaşlar 6 defa şu anda referandum yapıldı. Şu ana kadar Türkiye'de 6 defa referandum yapıldı. Ve eğer yapılırsa ki yapılacak gibi gözüküyor bu anayasa değişikliği ile ilgili referandum yapılırsa bu 7.si olacak sevgili arkadaşlar. Biz teşekkür ediyoruz Mustafa'cığım. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar anayasa değişikliği çok gündemde ve gündemi takip etmekte fayda var ki sevgili arkadaşlar tekrar tekrar üzerine basarak söylüyorum. Anayasa değişikliği konusunda iki partinin uzlaşma sebebi tek bir parti olarak o yeterli çoğunluğa ulaşılamamasıdır. Bunu bilin arkadaşlar. O yüzden şu anda iki parti anlaşmış durumda. Yalnız teklif konusunda değildir bu anlaşma arkadaşlar. Kabul konusundadır. Çünkü teklif için üye tam sayısının 3'te 1'i bile yeterlidir. Kabulü için nitelikli çoğunluklar aranır. Lütfen bu konulara dikkat edelim. Tekrar söylüyorum 330 ile 367 arasındaysa referandum şarttır arkadaşlar. Öyle Cumhurbaşkanı referanduma sunmak zorundadır. 330-367 arasında. 367 daha fazla milletvekili tarafından kabul edilirse o zaman sevgili arkadaşlar referanduma sunmak şart değildir. Cumhurbaşkanı imzalar resmi gazetede yayınlanır ve olay biter. Bu kadardır. Soru soran var mı arkadaşlar? Soru soran var mı? Yazabilirsiniz eğer sorunuz varsa. Sormak istedikleriniz varsa. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Hani anayasa değişikliği, anayasa değişikliği her gün akşam televizyon haberlerde anayasa değişikliği, anayasa değişikliği. E ne bu anayasa değişikliği? Anayasa değişikliği nasıl yap? İşte bu şekilde yapılır arkadaşlar. Hani bilelim. Anayasa değişikliğinin nasıl yapıldığını bilirim. Neden milletvekillerine sevgili arkadaşlar ya da siyasi partilerin özellikle iktidar Partisi'nin anayasa değişikliği konusunda devamlı ısrarcı e, davrandığında anlamış oluruz. Neden birileriyle uzlaşma gereği hissediyor onu da anlamış oluruz. Tek başına çünkü e, şey yapmıyor e, hani tek başına anayasayı değiştirecek e, milletvekili sayısı yok şu anda iktidar Partisi'nin. O yüzden bir partiyle uzlaşmak zorunda. O şekilde bir durum söz konusu. Evet sorusu olan varsa arkadaşlar alabiliriz. Yani merak ettiğiniz bir şey varsa alabiliriz. Sormak isteyen arkadaşlar yazabilirler. Şu anda takipteyim. Evet. Analiz değişikliklerinde sevgili arkadaşlar ne gerekiyormuş? Nitelikli çoğunluklar gerekiyormuş. Nitelikli çoğunluk kavramını biraz daha açayım isterseniz. Sevgili arkadaşlar bakın. Bizim şu anda 1982 anayasamıza göre toplam milletvekili sayımız kaç? 550. 550 eşittir üye tam sayısı. Üye tam sayısı 550. Tamam. 550'nin sevgili arkadaşlar yarısı 275. Yarısından bir fazla 276. Bu salt çoğunluk demektir. Üye tam sayısının salt çoğunluğu. Tekrar söylüyorum. 550 üye tam sayısı yarısı 275 yarısının bir üstü yani 276 üye tam sayısının salt çoğunluğu. Sevgili arkadaşlar üye tam sayısının salt çoğunluğu 276 milletvekildir. Önemlidir ha bu 276 sayısı da çok önemli. 276 ile 550 arasında olan tüm çoğunluklar nitelikli çoğunluktur arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 276 ile 550 arasında olan tüm çoğunlukla nitelikli çoğunluktur. Örnek 330 milletvekili. Yani üye tam sayısının kaçta kaça? 5'te 3'ü nitelikli çoğunluktur. Örnek 367 milletvekili. Üye tam sayısının 3'te 2 nitelikli çoğunluktur. Ve bu iki rakam anayasa değişikliği açısından önemlidir arkadaşlar. Bunu bilmekte fayda var. Faydalı olmuştur umarım sevgili gençler. Herkese teşekkür ediyorum. Bu canlı yayınımıza katıldığı için herkese hayatında başarılar diliyorum. Önümüzdeki hafta cumartesi günü yine bu saatlerde arkadaşlar farklı bir konu tarih olabilir bu, vatandaşlık olabilir bu. yine konuşuruz. Yine sevgili arkadaşlar gereğini hani gündemdeki konulara göre şey yaparız. Bu arada ee, şunu söyleyeyim. Benim isim Mehmet Paşa Pampal Sevgili arkadaşlar hem tarih hem de vatandaşlık öğretmeniyim. KPSS vatandaşlık ve tarih öğretmeniyim. Eğer e, hani şey olursa hani görmüşsünüzdür belki görmemişseniz kendi e, kitabım var. KPSS tarih paşa soruları sevgili arkadaşlar. Çok orijinal bir kaynaktır. Çözmenize fayda var. Mutlak suretle KPSS yazın arkadaşlar için. Bir de sevgili arkadaşlar vatandaşlık e, soru bankamız var. E, bunda edinmenize fayda var. KPSS hazırlanan arkadaşlara özellikle e, duyuruyorum. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle.